Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca yoğun bir yayın akışıyla karşınızdayız. İlk etapta yeni gündeme gelecek olan ve meclise teklif olarak sunulan işsizlikle ilgili destek paketinin detaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Sonrasında yarın itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen rezerv konusundaki, gaz rezervi konusundaki revizyonun detaylarını yorumlayacağız. Ardındansa özellikle Brexit tartışması, Amerikan seçimlerinin değerlendirmesini yapacağız. Dolayısıyla yoğun bir akışımız var. İlk etapta piyasalardaki rakamlar çok hızlıca üzerinden geçelim ve piyasa bağlantımızı yapalım. Pozitif bir momentum var. Avrupa'da %1'ler civarında. Bizde de Borsa İstanbul'da 1186 puanlarda bir tablo var. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kur tarafı ise bir miktar özellikle öğleden sonradan itibaren yukarı kaydı. 7.95.50 dolar TL, 9.33.50 euro TL tarafında hareket söz konusu. Bir yandan dışarıdaki haber akışı, bir taraftan S400'lerle ilgili haber akışı piyasa üzerinde sınırlı olmakla birlikte etki yaratmış gibi görünüyor. Avrupa borsaları dediğimiz gibi iyimser, biraz da Amerika'dan gelen kuvvetli perakende satış verisinin etkisi yansımasıyla piyasa biraz iyi habere ve toparlamaya işaret eden veriye muhtaç gibi duruyor. Amerikan vadelerine baktığımızda da yine kuvvetli bir tablo söz konusu. Şu anda %0.5'e yakın oranlarda Dow Jones ve S&P 500, %0.8 ise Nasdaq vadeleri artıda. Rakamları aktardıktan sonra gidelim iş yatırımı. Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, özellikle Borsa İstanbul'un yurt dışıyla koordinasyonu ve bu noktadan sonraki ilişkisi biraz daha kuvvetlenmiş gibi görünüyor. Kur tarafı ayrı, borsa tarafı ayrı hareket ediyor. Bu tablo nereye kadar devam edebilir? Bir, ikincisi yabancı yatırımcı ilgisi bir noktadan sonra bekliyor musunuz borsaya? Merhaba Açıl, öncelikle iyi yayınlar. Yabancı yatırımcı tarafında aslında Merkez Bankası faiz indiriminden sonra alınan miktarın neredeyse tamamının geçtiğimiz hafta tekrar satıldığını gördük. Nette yabancı girişi tekrardan aslında 2-3 hafta öncesine göre aynı seviyelere gelmiş durumda. Burada tabii son dönemde atılan doğru adımların devamını beklemek lazım. Bizde tabii problem kurdaki oynaklık seviyesinin ve seviyenin daha da düşmemesi. Bu eğer gerçekleşirse yabancıların buraya gelmesini, ilginin artmasını bekleriz. Çünkü özellikle bankacılık tarafında çok ucuz seviyeler söz konusu. O tarafa doğru özellikle ilginin olmasını bekleriz. Bugün de tabii S400 haberleri beklenen haberlerdi. Daha önceden test yapılacak tarihler belirlenmişti. O haberler ilk geldiğinde zaten piyasada satışı görmüştük. O nedenle şimdi ekstradan bir satış yok. Ama kur tarafı biraz bozuldu gibi görünüyor. Ama endeksteki momentum oldukça güçlü. 1180 seviyesinin altında kalmadığı sürece de kısa vadeli momentumu korunabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle 119.200'lü seviyelerin kırılması halinde, ki özellikle son bir saattir bankacılık hisselerinde endeksin gidişine iştirak var. Bu devam ederse eğer, o zaman daha yukarı seviyeler söz konusu olabilir. Şimdilik burada aslında endekste bir mal değişimi diyebileceğimiz ya da el değişimi diyebileceğimiz kar satışlarının karşılanması şu an söz konusu. Bunun devamı için de dediğim gibi 118.000 seviyesinin üstünde kalması gerekecek. Ama şimdilik momentum ve iştah fena değil. Teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi bugün itibariyle meclis gündemine gelmiş olan, özellikle de son dönemde çok tartışılan istihdam teşvik ve destek paketinin detaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Fakat öncesinde bugüne kadar alınan önlemler neler getirdi, hangi konuda avantajlar sağladı, bunların detaylarını almak üzere bir araştırma masasına gidelim. Gizem Uzuner bizlere hatırlatsın. Kısa çalışma ödeneği ve aynı zamanda ücretsiz izin desteği tarafında edinilen bugüne kadarki kazançları. Açıl, bilindiği gibi salgın sürecinde bütün hükümetlerin en önem verdiği yer istihdam piyasasında kayıp yaşanmamasıydı. Dolayısıyla Türkiye'de bu noktada istihdam piyasasındaki kayıpları önlemek için çeşitli destekler verdi. Ben de bunlardan bahsedeceğim kısaca. Koronavirüs salgınıyla beraber başlayan, şartları kolaylaştıran kısa çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon çalışan kaldı. Nisan ayından bu yana ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısı da toplamda 2 milyon sınırını geçmiş vaziyette. İşsizlik sigortası bültenine göre Ağustos ayında 1
1.302.755 kişi kısa çalışma ödeneğinden ücretini alırken Eylül ayında bu rakam 1.024.377 kişiye düştü. Yapılan ödeme miktarına bakacak olursak 2 milyar 42 milyon TL'den 1 milyar 575 milyon TL'ye düştüğünü görmekteyiz. Basına yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla kısa çalışma ödeneğinden ağırlıklı olarak turizm ve ulaştırma gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kaldığı söyleniyor. Bununla birlikte Mayıs ayına baktığımızda hatırlanacağı üzere kısa çalışma ödeneğinin en yoğun kullanıldığı ay olarak tarihe geçmişti. 3 milyon 282.817 kişi kısa çalışmadan ücretini almış. Fondan Mayıs ayı boyunca 5,5 milyar TL kısa çalışma ödemelerine aktarılmıştı. Diğer yandan bir diğer yasal düzenlemede işten çıkarmaya sınırlı hallerde izin veriliyor ama işverenler çalışanlarını ücretsiz izne gönderilebiliyordu. Bu durumda da aylık 1178 TL nakdi ücret desteği veriliyor ve bu ödemede hatırlanacağı üzere işsizlik sigortası fonundan karşılanıyordu. Bu verileri aktarmak gerekirse Nisan-Eylül dönemindeki 6 aylık sürede toplam 2 milyon 45 bin 139 kişi ücretsiz izne gönderildi. Bu kişilere yapılan ödemelere baktığımızda 5 milyar 116 milyon 119 bin TL'ye ulaştığını görmekteyiz. Diğer yandan bir de normalleşme desteği de vardı devrede olan. Şöyle ki işverenler normalleşme desteği işverenler tarafına uygulanıyor. 1 Ağustos'tan itibaren bu devreye girmişti. Bu teşvik kapsamında da normalleşmenin başladığı aydan itibaren 90 günü geçmemek şartıyla işçi ve işveren prim ödemeleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyordu. Buradaki rakamları da hatırlatmak gerekirse 1 Ağustos'tan itibaren 159 bin işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için bu destek verildi ve toplamda da tutar 950 milyon TL olduğunu hatırlatabiliriz. Normalleşme teşviği de ağırlıklı olarak prim mahsuplaşması üzerinden uygulanıyor açıl. Gizem çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer detayları konuşmak üzere BETAM Başkanı Profesör Doktor Seyfettin Gürsel telefon attığımızda. Seyfettin Hocam, meclise yeni bir istihdam paketi yeni teşviklerle birlikte geliyor. Bunun içerisinde 3 ay içinde çok hızlı bir şekilde iş aramaya teşvik etmeye çalışılıyor insanlar. Aynı zamanda yine iş sözleşmeleri 2 yılla sınırlandırılıyor. Diğer taraftan da çeşitli kısa çalışma ödeneği gibi unsurların yine önümüzdeki döneme sirayet edecek şekilde sürdürülmesine dair bir genel bakış açısı var. Nasıl çıkacak? Bilmiyoruz elbette ama nasıl değerlendirirsiniz bugüne kadar uygulanan istihdam desteklerini, bundan sonraki gelecek olan uygulamaların potansiyel yansımasını? Şimdi bu özetlediniz de zaten yapılan harcamaları ve kısa çalışma ödeneği, işte ücretsiz izinde alınan destekler. Bunların tabii ki bir etkisi oldu. Özellikle kısa çalışma ödeneği ve bu ücretsiz izne yollama çok daha muazzam istihdam kayıplarına yol açardı eğer bu destekler olmasaydı. Dolayısıyla bunların bir etkisi olduğu açıkça görülüyor. İşte devlete de ne kadara mal oldu? Kabaca anladığım kadarıyla 10 milyara yakın. Dolayısıyla bu kaçınılmazdı. Burada sorun şu, daha sonunu görmedik. Devam edeceği belli oluyor kısa çalışma ödeneğinin de, değil mi? Öyle anlıyorum sizin de söylediğinizden. Ücretsiz izne yollama bu yasayla da herhalde uzatılacak. Tabii bundan sonra ne kadar bu normal şey dönecek, işe dönecek, normal statüye dönecek, o büyümeye bağlı, canlanmanın gücüne bağlı, ne kadar istihdam yaratacağına bağlı. Bu konuda doğrusu başka programda belki konuşuruz ama şimdilik belirsizlikler var. Yeni yasaya siz de söylediğiniz iki tane şey var görülen. İşte biri aktif şekilde iş arasın istiyor. İşsizlik sigortasındaki işsizler için bu. Yani kayıtlı işsizler sigortadan yararlanıyor. Deniyor ki 3 ay. Bunlara emeklilik primleri ödenmediği için hani emeklilikten bir kayıp oluyor. Biz devlet olarak 3 ayını ödeyeceğiz diyor. Şimdi burada doğrusu aklımı yatmadı buna hiç. Çünkü burada örtük zımni bir varsayım yapıyor anladığım kadarıyla hükümet. Diyor ki bunlar nazlanıyorlar. Aslında işleri beğenmiyorlar. Ve nasıl olsa sigorta tazminat alıyoruz, işsizlik tazminatı alıyoruz diye öteliyorlar iş bulmayı gibi bir varsayım var. Ancak öyle izah edilebilir. Hani ben buna teşvik edeyim, bak 3 ay
emeklilik primini ben ödeyeceğim, sen bir an önce işe gir. İyi de sorun burada değil ki, sorun talepte. İş beğenmemekten ziyade iş bulma, çalışılacak iş bulamama sorunu şu anda. Dolayısıyla bunu doğrusu ciddiye almadım. Yani bunun bir etkisi olacağını da sanmam. Ama diğeri önemli. Bu 25 yaş özellikle 50 yaş üstünde, ama biz gençler üstünde duralım. 25 yaşından daha genç, daha küçük yaştakilere bu önemli, bu kalıcı bir üstelik düzenleme, öyle anlaşılıyor. 2 yıl azami olacak şekilde, evet, belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek bu gençlerle. Neden? Çünkü talep tarafında işverene bak bunları geçici olarak işe alırsan kıdem tazminatından, yükünden kurtulursun. Onun için işte seni teşvik ediyoruz. Şimdi onlar açısından da açık söylemek gerekirse bu küçümsenmeyecek bir teşvik olabilir. Gençleri bu şekilde alabilirler. Evet. Bunu tamamen şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Hani bu kıdem tazminatı meselesinden. Ama 2 yılı anlamadım. Bu çok kalıcı olabilir. Çünkü 2 yıl azami olacak diyor. Bu şu demek herhalde. Yani genç Ahmet'i işveren Mehmet işe alıyor. 6 ay şeyler yapıyor. 2 yıl idare ediyor. Geçici sözleşmeler. Kıdem tazminatı yükü böylece üstlenmiyor. Sonra 2 yıl biterken Ahmet'e yol veriyor. Hasan'ı alıyor, genç Hasan'ı işe. Ve böyle sürüp gidebilir bu. Ahmet de 25 yaşına kadar böyle mi işlerde çalışacak sürekli? Geçici işlerde mi? Yani işin bu boyutu da var. Ama istihdamı, genç istihdamını kısmen etkileyebilir. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli görüşler için size. Şimdi gidiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Özellikle son dönemde geçtiğimiz hafta içerisinde gelen banka bilançoları oldukça kuvvetliydi. Üçüncü çeyrek itibariyle Amerikan bankalarının karları 85 milyar doların üzerine kadar geldi. Elbette burada trading anlamında düşen faizlerin ve yükselen varlık fiyatlarının doğrudan etkisini izledik, gözlemledik. Bloomberg muhabiri Yalman Onaran var telefon hattımızda. Bu konunun detaylarını aktarmak için uzun süre sonra Yalman ilk defa 100 milyar dolar sınırının üzerine çıkacak Amerikan bankaları karlılıkta yıllık performans olarak. Trading burada çok önemli dedik ama yatırımcılar şu ana kadar olan karı değil de bundan sonrasında oluşabilecek ortamı dikkate alıyor ve çok da fazla bu karın sürekliliğini görmedikleri için olsa gerek fazla banka hisselerine ilgi göstermiyor gibi duruyor. Evet, yatırımcı daha çok ekonominin durumuna hala bakıyor ve ekonominin geleceği parlak olmadığı için yatırımcı korkuyor. Çünkü kötü ekonomilerde bankalar para kazanamazlar. Çok kredi batar. Olası batık krediler için Amerikan bankaları çok yüksek karşılıklar ayırdı. İlk çeyrekte özellikle. Yine 75 milyar dolar kadar en büyük 5 banka. Yani bu rakamlar yeterli olacağını bilmiyor yatırımcı. Ekonomi daha da tekrar bir W şeklinde, yani biraz toparlarken tekrar aşağı doğru inerse bu sefer daha çok kredi batar mı, onları bilemiyor ve kredilerimiz batmaya başlamadığı için görmek çok zor önümüzü. Yani daha önceki krizde 2008'de her şey çok daha hızlı oldu. Bu sefer her şey biraz öteleniyor. Bu ötelemek de işleri yatırımcı açısından çok karanlık kılıyor. Sürekli bankaları yöneticilerine de sordular. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Nasıl tüketiciler ve şirketler kredilerini ödeyebilecek mi? Herkes iyi gidiyor şimdilik ama gelecek belli değil diyor. Yani geleceğin belli olmaması yatırımcı için kötü. Bankaların karlılığının nasıl gideceği konusunda da tabii karanlık oluyor devamlı. Yalman çok teşekkür ediyoruz sana da bu notlar için. Şimdi bir başka önemli konuyu aktaracağız ama öncesinde İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Slack'ten gelen açıklama, Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri sona erdi diyor. Dolayısıyla aslında anlaşmasız bir Brexit'in ardından anlaşmasız bir ticaret süreci gelecek gibi görünür. Avustralya'nın daha önce yaşadığı gibi Dünya Ticaret Örgütü verileri üzerinden devam edecek bir tabloya doğru ilerleniyor. Bakalım nasıl olacak? Sterlin üzerindeki etkisinde az sonra konuşacağız. Fakat biz şimdi dönüyor başka bir
konuya gidiyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunmuş olan gaz sahasında yeni rezerv revizyonu üzerinden yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Biz de buralarda olabilecekleri değerlendirmek için Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgür'le birlikteyiz. Şimdi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi özellikle tabii 320 milyar metreküp olarak açıklanmıştı daha önce buradaki gaz rezervi. Fakat bundan bir sonraki aşamada orada daha derine inilmesi halinde rezervin artabileceğine dair açıklamalar vardı. Daha derin çalışmalarda daha fazlasının bulunduğunu duyuyoruz. Ama elbette teyide muhtaç bilgi şu an itibariyle. Nereye kadar çıkabilir, bunun potansiyel etkisi ne olabilir diye sorayım size. Ben en az 500 milyar metreküpün üzerinde bir çıktığımı yani düşünüyorum. Şöyle ki zaten 320 milyar metreküp bulunan bir havzada bunun birkaç katına kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yeni sondajlarla kanıtlanmış rezervin ben en az 500 milyar metreküp seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca da Cumhurbaşkanımızın bizzat oraya giderek bu açıklamayı yapacak olması bu beklentinin biraz daha artmasına sebep oluyor açıkçası. Şimdi bu sadece bu bölgedeki yataklardan bir tanesi olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla daha derine inilip daha fazlasının bulunması elbette çok büyük avantaj olur. Bunun dışında yine koordineli şekilde diğer yataklarda, o bölgedeki diğer alanlarda da bir çalışma başlatılacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bölge, özellikle Tuna Nehri'nin biriktirdiği o kumulların olduğu bölge ne kadarlık bir ekstra potansiyel barındırır? Size onu da danışayım. Estağfurullah. Bunlar tamamen öngörü Açıl Bey, ama milyar seviyesine ulaşabileceğini düşünüyoruz biz. Doğu Akdeniz Havzası kadar geniş bir havza değil Karadeniz Havzası. Ancak siyasi fizibilitesi hiç sorun çıkarmayan bir bölge. Tamamen teknik fizibiliteye dayalı bir yaklaşım. O nedenle ben milyar metreküp seviyelerine çıkabileceğini düşünüyorum, artabilir dahi. Tabii her zaman söylediğim bir söylem var benim. Enerji siyaset üstü bir konu. Tamamen mühendislik hizmetleriyle kanıtlanmış rezervler üzerine bu analizler yapılabiliyor. Mutluluk verici tabii ki. Bu gazın çıkarılmasıyla ilgili süreç tabii çok tartışıldı. O günden bugüne kadar geçen zaman perspektifini değerlendirecek olursak biraz daha belirginleşen bir konu var mı? Beklentiniz nedir gazın çıkarılmasına ilişkin? Sürecin ne kadar zaman içerisinde tamamlanması beklenebilir? Ben hep 5 yıl üzerinde öngörüyorum. Cumhurbaşkanımız 2023'ü hedef gösterdi. İyimser bir tahmin ama imkansız değil. 2023'e çekilebilir mi? Çekilebilir. Fakat yani 5 yıl makul bir süre olarak düşünüyorum rezervi kullanma açısından. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Özgür. Siz de kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Brexit görüşmeleri ve ona dair detaylarla devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin bu bölümünde gidiyoruz. Londra'ya Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Ceren, özellikle Brexit görüşmeleri şu an itibariyle tamamen tıkanmış gibi görünüyor. Az önce de Boris Johnson'ın sözcüsünden açıklamalar geldi ve burada görüşmelerin sona erdiğini ifade etti. Ne olacak şimdi, biraz tartışalım. Zira Boris Johnson Avustralya tarzı bir anlaşmayla, daha doğrusu anlaşmasızlık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'nün tarifeleriyle yapılabilecek bir ticaretten bahsediyor gibi duruyor. Evet Açıl, İngiltere Başbakanı Johnson Eylül ayında Avrupa Birliği'ne res çekmişti ve 15 Ekim'e kadar süre tanımıştı. Yani 15 Ekim'e kadar İngiltere ile Avrupa arasında bir anlaşma sağlanmaması durumunda İngiltere'nin görüşmelerden ayrılmaya hazır olduğunu ifade etmişti net bir şekilde. Fakat Avrupalı yetkililer Johnson'ın bu açıklamalarını hep blöf olarak nitelendirdiler ve İngiltere'nin görüşmelerden ayrılmaya cesaret edemeyeceğini söylemişlerdi. Fakat görüşmelerde şimdiye kadar biraz ilerleme sağlanmış olsa da kritik konular üzerinde hala uzlaşmazlık devam ediyor. Ki dün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gerçekleşti. İngiltere ve Avrupa Birliği gündemiyle ve bugün zirve sona erdi. Fakat Avrupalı yetkililer İngiltere'den bazı adımlar, geri adım atmasını istiyorlar. Bazı konularda taviz vermesini istiyorlar. Özellikle balıkçılık konusunda.
Fakat bugün İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamayla artık anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız açıklamasını yaptı. Çünkü Avrupalı yetkililerin açıklamalarının hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve herhangi bir müzakere yapmaya niyetli olmadıklarına dikkat çekti. Biz Avrupa Birliği ile Kanada ile yaptığına benzer bir anlaşma yapmak istedik. Fakat Avrupa bunu müzakere etmeyi reddetti açıklamasını yaptı. Ve Avrupa Birliği'nin yaklaşımında temel bir değişiklik yapmaması durumunda o zaman biz de Avustralya benzeri bir anlaşmaya tamam deriz dedi. Yani anlaşmasız bir Brexit yönünde gideceklerini, ilerleyeceklerini ifade etti. Ve bu açıklamanın ardından Avrupalı yetkililerden açıklamaların geldiğini gördük. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir ekibin önümüzdeki hafta Londra'ya görüşmeleri yoğunlaştırmak üzere gideceğini ifade etti. Fakat İngiliz yetkililer Avrupalı yetkililerle artık görüşmek istemediklerini söylediler. Çünkü az önce Johnson'ın sözcüsü Slack gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerinin sona erdiğini, çünkü Avrupa'nın Kanada stili bir anlaşmayı yapmayı reddettiğini ifade etti ve Avrupa Birliği İngiltere'den tüm adımları atmasını bekleyemez dedi. Ki Macron da az önce açıklamalarda bulundu ve balıkçılık konusunda haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz, balıkçılarımızın haklarını korumaktan vazgeçmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Tabii piyasadaki fiyatlamaya baktığımız zaman bugün Avrupa borsalarında dünkü sert satışların ardından yükseliş olduğunu görmekteyiz. Bugün özellikle şirket haberleri bazı hareketler öne çıkıyor. Mesela beklentilerden iyi gelen bilançolar hisselerdeki yükselişi beraberinde getirmekte. Avrupa'nın genelinde %1'i aşan primler var ki İngiltere borsasında da %1,5'a yaklaşan primlerden söz edebiliriz. Pound dolar paritesine bakacak olursak bugün pound dolar karşısında 1.2865 seviyesine kadar gerilemişti ilk Johnson açıklamalarının ardından. Sonrasında tekrar 1.29 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Şu saatlerde yine 1.29 bandında işlem görüyor açıl. Ceren, teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Gidiyoruz hemen buradan New York'a. Melike Ayan bizleri bekliyor orada da. Melike, kuvvetli gelen bir perakende satış verisi var. Ayrıca dün Trump'la Biden arasında farklı bir formatta gerçekleşen münazaranın yansımaları da devam ediyor. Gelen öngörüler kimin daha öne çıktığı yönünde münazarada? Kesinlikle Joe Biden olarak görülüyor. Anket sonuçları hem de piyasa yoklamalarına baktığımızda bunun farkındayız ki Trump da aslında farkında. Yani hastalığıyla birlikte bir geri adım attı, daha doğrusu geride kaldığının kendisi de farkında ve kampanyasını tekrar resetleme hedefleriyle birlikte bugün tekrar bir strateji belirleyeceğini söyledi. Fakat şu an durum hem perakende satış, yani borsanın fiyatlaması, perakende satış ve aşılar COVID-19 tedavisi etrafında dönüyor. Bugün bu arada şunu da söylemem lazım. Bugün türbülanslı, bayağı bir volatil gün olabilir. Çünkü aylık opsiyonlar, türevler, endekslerin vadesinin dolduğu bir güne denk geldik. İşte o yüzden de hacim daha yüksek olabilir ama volatilitenin de yüksek olacağı bir güne adım atıyoruz. Evet, bugün perakende satış rakamı gerçekten çok güçlü geldi. Hemen onun ardından da zaten Dow Jones Future'larının, vadelilerinin biz kendisini yukarı attığını gördük. Sıcak, gayet güzel bir perakende satış rakamı %1,9 artışla karşımızda. Ve otomotiv sektöründen ki %6'sı oradan geliyor. Kıyafet %11, %3,6'sı bar ve restoranlardaki artıştan. Otomotiv sektöründeki satış gerçekten göze baktığımızda önemli. Neden? Özellikle ikinci el araba satışlarının biz tarihi seviyelere, rekor seviyelere çıktığını görüyoruz. Son 40 yılın en yüksek rakamları ki bu perakende satışa da yansımış durumda. Ve bununla birlikte borsa kendi yukarı attı ve şu an itibarıyla Pfizer, Gilead Sciences'ın özellikle bu Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili onun kuralları ve regülasyonuyla alakalı olarak bir takım engellemeler olmasa Gilead Sciences'ın Remdesivir isimli ilacının başarılı olduğuna dair inanç vardı ama şu anda onunla ilgili raporlar bunu düşürdü. Bir. İkincisi, Pfizer diyor ki acil bir durum ilan, yani acil durum başvurusunda bulunabilirim. Kasım sonu itibariyle COVID-19 aşısı için hem yaptığı çalışmaları hızlandırmak için hem de COVID-19 aşısının bir an önce
geçmesi, onaylanması için bir başvuruda bulunacağım diyor. Evet, Pfizer'ın hissesinde kendisini yukarı taşıdığını önce gördük, sonra yatağa yakın kırmızıda. Çünkü Kasım sonu gibi bir tarih gerçekten çok gerçekçi değildi. Ama baktığımızda şu an itibariyle bu duyuru deneylerin biraz daha hızlandırılması amacıyla önemli. Ve eyaletlerin yarısından çoğunda yine rekor seviyede koronavirüs vakaları ilan edildi. Dünden itibaren Ohio ve Michigan'ı da içine alan ve günlük ABD'de koronavirüs vakasını 60 binin üstüne çıkardı. Şu son 2 aydır biz bu kadar büyük bir rakam görmüyorduk. Wall Street Journal raporu bu da. Ki bu da yine biraz aslında sentimanı, yani iştahı azalttı diyebilirim. Senato'daki bu bir türlü geçmeyen ve teşvik belirsizliği, ardından teşvik umutsuzluğu dediğimiz 1.8 trilyon dolarlık Beyaz Saray'ın daha da yukarı çıkardığı teşvik paketi bir şekilde Senato'daki çoğunluk liderim Mitch McConnell'ın daha yukarı çıksak bile bunun yıl sonundan önce geçmesi mümkün değil demesine takılıyor. Demokratlara takılıyor. Demokratlar özellikle Pelosi'nin bir şekilde bunu engellemesiyle karşı karşıya. Boeing hisseleri gündemde. Boeing hisselerinin %4 yukarı çıktığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin aviyasyon regülatörü, evet, 737 Max'i güvenli buluyor artık ve o yüzden de hissenin kendini yukarı taşıdığını gördük. Schlumberger hissesi, enerji hissesi, petrol hissesi bugün gündemde. Çok sert düşen bir hisse. Çünkü 3. çeyrek, mali çeyrek bilançosu beklenenin çok altında geldi diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, teşekkürler. Biz de şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ozan Özkural'la sohbetimize başlayacağız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Tanto Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural bizlerle birlikte. Ozan, hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. Önce şu anın en sıcak konusu Brexit meselesi. Brexit'le ilgili olarak biraz önce Başbakanlık Sözcüsü'nden bir açıklama geldi. Slack diyor ki Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerimiz sona erdi. Dolayısıyla biz Kanada tarzı bir anlaşma istedik. Kanada tarzı bir anlaşmayı Avrupa Birliği reddediyor. Dolayısıyla biz biraz daha Avustralya tarzı tarafa doğru kayacağız derler. Avustralya'nın pek bir tarzı yok. Sadece Dünya Ticaret Örgütü tarifeleri üzerinden mal alıp satıyor. Doğru mu? Aynen, doğru. Ama bu zaten beklenen bir olaydı, biliyorsun. Yani bu hep konuştuğumuz düzenli Brexit nosyonu zaten bir oksimoron. Yani Brexit gibi bir nosyonun böyle bir daha önce emsali olmayan bir boşanmanın tabiri caizse düzenli olmasına imkan yok. Ama tabii ki de özellikle İrlanda'daki bu sınır koymayalım koyalım nasıl bunu yapacağız sorusu çok ilginçtir. Balık ticareti ile alakalı olan bazı anlaşmalardan dolayı ve tabii ki de Avrupa Birliği'nin aslında İngiltere'nin işini kolaylaştırmak asla işine gelmediğinden dolayı bu olay zaten olması gerektiği yere doğru gidiyor. Yalnız bu piyasalarda yani Covid'in de yaratmış olduğu belirsizliğin üzerine çok daha farklı bir belirsizlik eklediği için şu anda Avrupa zaten karışık, dünya zaten karışık. İngiltere'nin kendi iç düzeninde özellikle kredi piyasaları nezdinde çok ciddi bir çalkantı bekliyor önümüzdeki 2-3 haftadan başlamak üzere. Peki şimdi burada Boris Johnson bir miktar daha kendi kamuoyunu ısıtmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Fakat oradaki tarifeler Dünya Ticaret Örgütü tarifelerine doğru dönerse bunun birkaç tane farklı etkisi olacak. Bir, enflasyonist etkisi ne olabilir? Çünkü tarifeler yükseleceği için ister istemez mal ürün fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme beklenir. İki, sterlin üzerindeki potansiyel etkisi ne olabilir? Şimdi şöyle, sterlin üstündeki etkiyi fiyatlandırmak gerçekten çok zor. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biliyorsun kur para birimleri arasındaki FX rate'leri çok ciddi o anki tepkiye maruz kalan bir enstrüman. Ve ben sterlin konusuna gelince şunu söylüyorum. Baştan söylediğim gibi Brexit'in tamamı ticari anlaşmalar nezdinde yerine oturana kadar gelecek olan iyi veya kötü volatil haberlerle beraber önümüzdeki en az 2-3 sene sterlin dolar paritesi, yani bizim cable dediğimiz yani normalde çok stabil olarak gözüken parite çok ciddi bir volatiliteli şey olacak, maruz kalacak. Yani bu 1.15'e de iner, 1.50'ye de çıkar. Çok ciddi bir makas olacak arasında. Bu birincisi. Enflasyon tarafına gelince aslında enflasyon tarafı dünyanın şu anda konuştuğu konu, biliyorsun. Yani bu kadar çok bol paranın olduğu, faiz oranlarının bu kadar diplerde olduğu bir yerin bu kadar bol paranın mutlaka bir yerde enflasyon olarak hortluyor olması gerekir.
Bu konu hakkında da sadece ticari anlaşmalar üzerinden yorum yapmak kolay değil. Yalnız şunu söyleyelim. İngiltere'nin şu anda yapmaya çalıştığı şey şu. Günü kurtarmak için. Avrupa Birliği'nin normalde diğer ülkelerle yapmış olduğu anlaşmaların bir karbon kopyasını rollover agreement olarak adlandırılan bir nosyonla yapmaya çalışıyor. Yani diyor ki bakın tarih geldi. Biz şu anda hemen AB'nin yapmış olduğu anlaşmaların aynısını yapalım. Ha, birkaç tane ülkeyle de rollover artı diye adlandırdıkları, mesela Japonya'ya yaptığı gibi, işte AB anlaşması artı üzerine dijital güvenlik üzerine yapılan bazı değişikliklerle beraber bir anlaşma paketini öne sürmek üzere. Şu andaki tüm eforu buna odaklanmış durumda. Yalnız şöyle bir gerçek var. Ne İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ne Maliye Bakanlığı'nın bunları kaldıracak bir bürokratik gücü yok şu anda. Bizim için durum biraz daha farklı hale geliyor ister istemez. Çünkü biz bir yandan Gümrük Birliği üyesiyiz. Dolayısıyla evet, aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği dışındaki üçüncü partilerle yapabileceği anlaşmalar konusunda da sıkıntıları var. Doğru. Biz bir an önce orası çözülsün ki biz de İngiltere ile doğrudan ticaret anlaşmamızı yapıp yürüyebilelim istiyorduk. Burası bizim için de pek iyi haber değil açıkçası. Yani iyi bir haber değil. Orada İngiltere'nin Türkiye üstünde şöyle bir isteği olabilir. Tabii bu çok tehlikeli ve aslında kırılgan bir yüzey. Yani bakın siz gümrük bir üyesisiniz. Dolayısıyla tabii ki de beklemeniz gerekiyor yapılan anlaşmayı ama çok isterseniz sizin inisiyatifinizde İngiltere ile ayrı bir anlaşma yapabilirsiniz. AB ile olan atışmanızı bir yüksek seviyeye çıkarmak uğruna diye bir aslında alttan bir baskı da söz konusu. Türkiye için kolay bir nokta değil. Yalnız şu bir gerçek. Gerçekten Türkiye'nin İngiltere ile yapması muhtemel anlaşmanın iki ülkeye de gerek ekonomik gerekse jeostratejik olarak çok ciddi katkıları olacak. Bu çok önemli bir anlaşma. Yani iki ülke içinde çok ciddi, özellikle Covid artı ekonomik krizin hayatımızın parçası haline geldiği bir dünyada iki ülkeye sağlayabileceği muhtemel stabilite faktörü çok önemli. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkiler belki hani çok uzun yıllardır ilk defa bu kadar sıcak ve hakikaten çok altın devrini yaşıyor diyebiliriz. Birçok konuda da birlikte hareket etme şansı var. Çok doğru. Ticaret tarafında Avrupa Birliği'nin duruşu, jeopolitik meseleler konusunda Avrupa Birliği'nin duruşu şu anda bayağı Türkiye'nin karşısında. Dolayısıyla İngiltere burada iyi bir müttefik olabilir ama önce kendi arka bahçesini toparlayabilmesi ümidiyle. Kesinlikle öyle. Yalnız kendi arka bahçesini toparlamasına yardımcı olabilirse Türkiye bir şekilde, bu aslında bir artıdır. İki ülke için de bir artıdır. Ama şöyle söyleyelim, önümüzdeki hani Covid olmasa bile önümüzdeki bu konudaki bir 3-6 aylık bir dönem çok volatil geçecek. Bir peki, avantajdır bu. Peki geçelim Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine. İstersen özellikle tabii seçim sırasında yaşanan tartışmaları görüyoruz. Trump'ın kendisinin de Covid-19 mağduru haline gelmiş olması orada aranın iyiden iyiye açılmasına neden oldu. Çünkü başta Biden önde gidiyordu ama Trump arayı kapatmaya başlamıştı. Kendisi Covid olunca bambaşka bir yere gitti. İş ne görüyorsun, ne öngörüyorsunuz? Ben bu anketlere inanmıyorum bu arada. Çünkü hatırlarsan bir önceki seçimde Hillary Clinton da yaklaşık 10 puan kadar Trump'ın önündeydi. Amerika'daki seçimleri analiz ederken özellikle yakın takip etmeyen izleyicilerimiz için şunu anlatmakta fayda var. Popüler oylama Amerikan başkanını seçmiyor Amerika'da. Başka bir yapı var. Yani Electoral College dediğimiz seçmenler kurulu dediğimiz, yani özellikle bu swing state denilen, yani aslında seçimin kaderini belirleyen önemli her iki tarafa da oy verebilecek olan büyük değişken eyaletler. Aynen, değişken eyaletlerdeki bu meclisin kime gittiği önemli. Bu da sadece popüler oyla belirlenmiyor. Benim bu konudaki tek yorumum şu olabilir. Biden tabii ki de Trump'ın kendi hataları yüzünden arayı kapatıyor olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Yalnız sanılan kadar açık bir fark yok. Şu anda Amerika çok ciddi bölünmüş durumda. Şöyle olmadı o zaman. Mesela Florida'da 1,5 puan kadar evet, fark vardı. Fakat son anketlerde o 1,5 puan farkın özellikle ilk münazara sonrasında 3,5 puana kadar çıktığı ortaya çıktı. Covid sonrasında bunun daha da açıldığı söyleniyor ki Florida geçen seçimin kaderini belirleyen yer. Hatta son 4 seçimden ikisinin kaderini belirleyen yer Florida. Evet. Çok fazla orada çünkü seçmenler kurulu delegesi var. Evet, bu aslında posta yoluyla oy vermenin ne kadar yoğun olduğunu da iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde demokratlar postayla oy verir, cumhuriyetçiler giderek oy verir. Onun için Trump şu anda postayla verilecek oyların ne kadar sayılması gerektiği konusunda farkındaysan bir aydır, 1,5 aydır bir ortalığı karıştırma peşinde. Şuna geliyorum. Çok ciddi bir
yüzdeyle Biden kazanmazsa, ki ben öyle bir marjının olduğunu düşünmüyorum, seçimi Biden kazansa bile Ocak ayına kadar, yani Amerikan başkanı o koltuğa oturana kadar çok volatil bir dönem bekliyor Amerika'yı. Sen yayın öncesinde biraz önce konuşuyorduk. Bizim Amerika'daki ortağımız özellikle San Francisco'ya biliyorsun çok gidip gelmemiz söz konusu. Dün telefonda konuşurken işte benim 2 Kasım'la 7 Kasım arasında Amerika'da olmam lazım. Dedi ki bence seçimlerden önce gel, sonrasında bırakma, ortalık karışabilir. Şimdi bunu San Francisco'da oturan bir portföy öncüsü söylüyor. Yani Amerikan halkı da aslında bu sağcı militanların bir şekilde sahaya dökülmesini fiyatlandırmaya başladı. Nereye gideceğini kimse bilemiyor. Bence şu anda çok ortada ve önümüzdeki 2-3 hafta tabii ki de çok kritik. Şimdi bir yandan da yeni teşvik paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen teklifinin detayları var. Ben çok hızlıca bir üzerinden geçeyim. Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021'e kadar uzatılabilir diyor buradaki verilen yetkiyle. Aynı zamanda kurumlar vergisini 5 puan aşağıya çekme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilecek deniliyor. Şu an itibariyle %22'den %20'ye düşecekti düzenleme 3 yıllık olduğu için 2017'de yapılan. Dolayısıyla bunun %15'e inmesinin önünde sadece Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi kalıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. Bu 5 puan inme ihtimali bu paketle birlikte artıyor. Ek istihdam sağlayan işletmelere stopaj, vergi ve yine prim destekleri 2023 yılına kadar uzatılıyor. Aynı zamanda 25 yaş altı için daha düşük prim ödeme imkanı tanınacak şirketlere. Bu gibi kapsamlı unsurlar içeren ve istihdam teşvikini bir parça daha ön plana çıkartan bir paket. Detayları arkadaşlarımız alt yazılarla aktarmaya devam edecek. Biz de zaten sonraki kuşaklarda bunu ayrıntılı olarak işlemeyi sürdüreceğiz. Hakikaten Türkiye açısından önemli gelişmeler istihdam tarafında ne kadar etki ve katkı sağlar, bunlara da bakacağız. Dönüyorum tekrar Ozan seninle sohbetimize. Özellikle bir şekilde bir mavi dalga tartışması da var. Böyle bir beklenti de var. Biden Temsilciler Meclisi ve Senato'nun tamamının demokratlara geçmesi. Bu senaryo ne ifade eder? Hem Wall Street için ne ifade eder? Hem bizim gibi gelişen ülkeler için ne ifade eder? Wall Street için aslında iyi bir işaret değil. Çünkü biliyorsun Wall Street normalde demokratların gelip de vergileri yükseltme tandanslı olduklarından dolayı ve hani anti iş olarak görüldüklerinden dolayı pek demokrat hükümetleri Wall Street sevmez. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda bence Wall Street bile tek hükümet olsun, düzgün ve politikası belli bir başkan ve ekibi gelsin, biz bunu artı fiyatlandırabiliriz yönünde. Çünkü çok ciddi bir 1918'den beri kimsenin yaşamadığı bir pandemi döneminde, artı üzerine bunun yaratmış olduğu bir ekonomik kriz döneminde yaşıyoruz. Onun için bence Wall Street bunu iyi fiyatlar. Gelişmekte olan piyasalara gelince ülkesinden ülkesine çok ciddi bir ayrışma söz konusu olacak. Zaten şu anda mevcut. Yani rakamlara bakıyorsun. Mesela Türkiye biz işte 5 yıllık 2,5 milyar dolarlık bir bono ihraç ettik. %6,5'luk yaklaşık bir faizden ihraç ettik. Tabii ki de kıyaslaması pek mümkün değil ama Çin yeni bir bono ihraç etti. Aynı 5 yıllık bonoya 0,55'lik bir faiz verdi. Zaten ikisi de aslında gelişmekte olan piyasa ülkesi. Ama çok ciddi bir fark var arada. Şunu söyleyebiliriz. Demokratların Beyaz Sarayı ve Senato'yu özellikle ele geçirmiş olduğu bir senaryoda Türkiye üstünde bir ambargo riski oluşuyor. Yani aslında rafa kaldırılmış olan ve biz aslında hallettiğimizi düşündüğümüz ve umduğumuz ama aslında Biden'ın tekrar ortaya sürebileceği bir Halkbank artı S-400'e dayalı bir ambargo gelebilir. Bunun için de özellikle Senato'yu ve Beyaz Sarayı aynı anda eğer ele geçirirlerse olma ihtimali daha da yükselir. O dikkat etmemiz gereken ama maalesef kontrol edemeyeceğimiz bir risk faktörü şu anda. Peki o zaman şimdi özellikle şimdi burada mesela altyazıyla arkadaşlarımız da aktarıyor. Diyor ki 2021 yılına kadar vergi incelemesi olmaksızın varlık barışı getiriliyor. Bu varlık barışı uygulamaları daha önce çok fazla işe yaramadı açıkçası. Şimdi benzer bir şekilde vergi incelemesi de olmadan yeniden bunun uzatılması, Türkiye'ye bir miktar kaynak girişinin sağlanabilmesi, evet, içeriden dışarıya çıkmış varlıkların geri getirilebilmesi anlamında bir amaç olarak ortaya konuyor. Ne dersin sen, hani yurt dışında özellikle buradan varlığını yurt dışına götürmüş olan iş dünyası temsilcilerini biliyorsun, dönüş anlamında bir iştah getirir mi sence bu düzenlemeler? Bence bir yere kadar getirir. Çünkü genelde Türkiye için konuşmuyorum. Gelişmekte olan piyasa ülkelerinden varlıklarını yurt dışına çıkaran iş insanlarının çıkarma sebeplerinin başında daha büyük bir güven liman aramaları geliyor. Yalnız artık güvenli liman nosyonu dünyada azaldığı için belli bir şekilde Türkiye'ye para girişi olabilir. Bu arada böyle pragmatik yaklaşımlar, işin siyasi tarafı tartışılır, bizim işimiz değil, biz ekonomik tarafına bakıyoruz. Pragmatik yaklaşımlar böyle bir konjonktürde
aslında yapılması mantıklı yaklaşımlardır. Çünkü şu anda herkes kendini kurtarmaya çalışıyor açıl. Yani bizim bildiğimiz COVID-19 öncesindeki ekonominin aşağı yukarı ne kadar büyüyeceği belli olduğu ve likiditenin bol olduğu bir dünyadan çıktık. Likiditenin çok daha büyüdüğü, güvenli liman aradığı ama gelişmekte olan piyasa ülkelerinin, artı bu arada Avrupa gibi gelişmiş sayılan ülkelerin de ellerinden gelen her türlü fonlamayı yapmak zorunda olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Unutmayalım, bu yapılan mali yardımların gerek İngiltere'de olsun, gerek Amerika'da olsun, gerekse gelişen ülkelerde olsun, bugün yarın bedeli artan vergiler şeklinde ödenecek. Bu bedavaya basılan ve verilen para değil. Bu şu anda günü kurtarmak için yapılan bir teşvik paketi. Onun için ne kadar çok dışarıdaki parayı her bir ülke iç dünyasına çekebilirse tabii ki de o ülke için o kadar avantajlı olacaktır. Şimdi bir de bu dönem elbette yurt dışından kaynak bulmak için çok kolay bir dönem değil. Dolayısıyla yavaş yavaş oradaki pencerelerin de bankaların yaşayabilecekleri riskler üzerinden daralmaya başladığını görme ihtimali var. Ne dersin, nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Ya burada güvenli limanlar veya güvenli liman olarak algılanan her ülke ve her varlık sınıfında çok ciddi para akışı olacak. Ama çok ciddi bir ayrım da olacak. Demin örneğini verdim. Çin 6,5 milyar dolarlık bono ihraç etti. 26 milyar dolarlık talep geldi. Bu talebin %15'i Amerika'daki yerleşik yatırımcılardan geldi. Hani hep konuşuyoruz, dünyadaki en büyük jeopolitik savaş Çin-Amerika arasında olacak diye. Doğrudur. Ona rağmen güvenli liman olarak gözüktüğü için geldi. Ama Avrupa'nın, Amerika'nın kendi iç dünyası karışık açıl. Bak İngiltere'de şu anda fonlama maliyetleri artıyor. Bankaların bilançoları o kadar kötü ve aslında tehlikeli bir durumda ki İngiltere'deki lokal işletmelere bile, hatta bazı gayrimenkul üzerine verilen kredilerde bile şu anda bir pencere var. Ama o pencere 2 haftaya olur mu olmaz mı, onun soruları konuşuluyor. Yani dünya karışıyor. Sadece gelişmekte olan piyasa ülkeleri için değil, güvenli liman ve varlık sınıfı olarak bir şekilde çok volatil olmayan varlık sınıflarına akacak trilyonlarca dolar para var. Nitekim yaklaşık 15 trilyon dolarlık negatif faizde likit de var şu anda. Yani eğer sen hikayeni doğru anlatabiliyorsan, alttaki varlığın, yönetimin, takımın da bir şekilde o şeyleri yaratıyorsa, o güveni veriyorsa para bulman zor değil. Ama tabii bunu kaç kişi yapabiliyor, kaç şirket, kaç ülke, kaç kurum, o tartışılır. Çünkü çok batacak olan şirket var. Şimdi peki Türkiye tarafında buralara erişim anlamında ne söylenebilir diye de sorayım. Çünkü Türkiye ister istemez kendi ülke risk primi yüksek olduğu için şu anda işte 525 bas puanda Türkiye'nin CDS'i var. Evet. Dolayısıyla sen, yani bu sadece Eurobond almak için değil. Değil tabii. Sen herhangi bir Türk varlığı veya herhangi bir Türk şirketi olarak gidip de borçlanmak istediğinde bu maliyet karşına çıkıyor. Veya kaynak için başvurduğunda evet, bu karşına çıkıyor. Dolayısıyla nasıl şu anda Türk şirketleri için durum? Ya şimdi tabii ki de çok iyi değil. Çünkü ülkenin 6,5'tan borçlanmış olduğu 5 yıllık bir maliyeti varsa, bankalar kaçtan borçlanacak? Bankalar bunu yüzde kaçla swaplayıp da Türkiye'deki şirketlere plasa edecek? Onun için tabii ki de fonlama maliyeti olarak, hani maliyet olarak trend yukarı doğru. Yalnız burada gene şirketler bazında bir ayrışma olacak. Yani Türkiye'de üreten ama ağırlıkla ihraç eden şirketler, üretenler sanayi şirketleri, bunlar aslında çok değerli bir varlık. Yani hem ülke için değerli, yarattığı istihdam için değerli, Türkiye'ye kattığı ekonomik fayda için değerli ve aslında borçlanma maliyeti olarak da aralarında en düşük borçlanabilecek olan şirketler olarak çıkacak ortaya. Burada sıkıntı şu: bankalar ne kadar daha batması gereken zombi şirketleri yüzdürebilir? Yüzdürmeli mi? Çünkü bir şekilde bu iş dönecek dolaşacak. Dünyada olduğu gibi her yerde banka bilançolarında patlayacak. En büyük aslında risk faktörü burada yatıyor. Ozan, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın bu değerlendirmeler ve notlar için yeni teşvik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Detayları arkadaşlarımız sonraki kuşaklarda sizlerle paylaşacak diyelim. Ve böylelikle finans merkezine son noktayı koymuş olalım.